Dünya dua ediyor ama Netanyahu durmak bilmiyor. Dünyadaki hiçbir gücün refaha kara saldırısı planını durduramayacağını söyledi Netanyahu. İsrailli heyetin gelecek hafta Washington'a yapacağı ziyaretten önce bir kez daha rest çekti. Ve şimdi öte yandan da Jake Sullivan, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı, oradaki sivilleri, o bölgedeki sivilleri koruyacak organize bir plan olmadan bu kara saldırısı, kara işgaline karşı çıktıklarını bir kez daha ineledi. Refah'ta dahil olmak üzere Hamas tugaylarını tamamen yok edeceğiz. Dünyada bizi durdurabilecek bir güç yok. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı ülkelere bir kez daha rest çekti. Uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere rağmen Gazze'nin en güneyindeki Refah kara saldırısının gerçekleşeceğini vurguladı. Dünyada bizi durdurabilecek bir güç yok. Bunu yapmaya çalışan çok sayıda güç var ama başaramayacaklar. İsrail'in en yakın müttefiki konumundaki Amerika Birleşik Devletleri ise Refah'a yönelik kapsamlı kara işgaline, sivillerin korunmasına yönelik güvenilir bir plan olmadan destek vermiyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Refah'ta Hamas'ın peşinden gitmenin daha doğru yolları var dedi. Amerika Birleşik Devletleri 1,3 milyondan fazla sivilin sınırı Refah'a yönelik geniş çaplı kara işgalinin doğru olduğuna inanmıyor. Bu ilerlemenin en iyi yolu değil. Refah'ta Hamas'ın peşinden gitmenin daha doğru yolları var. Bu yolları geçen hafta İsrail mevkidaşlarımıza sunduk. Gelecek hafta İsrail'den üst düzey bir heyetin Refah operasyonunun detaylarını görüşmek üzere Washington'da olması bekleniyor. Sullivan o görüşmeden somut bir sonuç almayı umduklarını söyledi. Ancak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu iki kez ertelenen kritik toplantıdan önce Refah kara saldırısı için takvimin belirlendiğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise İsrail'in bize ilettiği bir tarih yok dedi. Sivillerin korunması ile ilgili kabul edilebilir plan olmadan operasyona karşı çıktıklarını vurguladı. Refah operasyonu için elimizde bir tarih yok. Aksine İsrail'le görüşmelerimiz devam ediyor. Başkan Biden derin endişelerimiz ve İsrail'in zarar görmemeleri için sivilleri oradan çıkarması konusunda oldukça net oldu. Bir yandan da ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'li mevkidaşı Yoav Gallant'la telefonda görüştü. Gallant o görüşme Netanyahu ile çelişen bir şekilde Refah kara saldırısı için tarih belirlenmediğini aktardı. İsrail basınına göre Refah'taki sivillerin tahliyesi için de hazırlıklar başladı. İsmi gizlenen İsrailli bir yetkili, kentten çıkarılacak siviller için 40 bin çadır satın alınacağını söyledi. İsrail ordusu Gazze'deki savaşın 7. ayına girdiği gün güneydeki Han Yunus'tan kısmen çekildiklerini duyurmuştu. İsrail Savunma Bakanı Gallant, bölgeden çekilen birliklerin Refah kara saldırısına hazırlanacağını söylemişti.